Evet sevgili seyirciler, aranın ardından hayat işte devam ediyor. İbrahim Bey yarım kalmıştı, devam evet. edelim. Kabiri hemen hemen tamamlamıştık ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Hem buradaki arkadaşlarımız hem de bizi seyreden genç arkadaşlara. Program çok detaylı, çok fazla alt eylemleri var. Dolayısıyla burada söylediğimiz her kavram, verdiğimiz sayılar, süreler, yaş kriterleri kafa karıştırabilir. Ama şunu akıllarında tutmalarını isteyeceğim ben genç arkadaşlarımızdan veya izleyen herkesten. Ulusal Ajans Erasmus Plus programıyla hayatın hemen hemen her alanına mutlaka dokunuyor. Mutlaka bir katkı sağlıyor, mutlaka bir şey teklif ediyor. Dolayısıyla bizim söylediğimiz birkaç kriterden dolayı "aa bu bana göre değilmiş" dememeleri lazım. Mutlaka bizim web sayfamıza girerek, ki oldukça detaylı bir web sayfamız var. Mutlaka araştırmaları lazım. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum çünkü o kadar detaylı bir program ki genel olarak anlatırken bazı kesimleri veya bazı hedef kitleleri göz ardı etmiş olabiliriz. O da haksızlık olur. Dolayısıyla sadece burada bizim aktardığımız böyle 2-3 cümlelik bilgilerle yetinmeyip... Bir de onların size yaptığı başvuru sırasında size kendilerine dair verdikleri o bilgiler de siz başka bir yere de yönlendirebilirsiniz tabii nihayetinde ki de, tabii değil ki mi? De. Yani web sayfamızda yine kaybolsalar, oradan yine bir şey çıkartamama durumlarında bile mail atarak, telefonla veya kurumumuzu ziyaret ederek de çok detaylı bilgi alabilirler. Aslında web sayfamızda bizim bir yönlendirme modülümüz şu anda var. Hangi program bana uygun başlığı altında. Hani oraya kendilerine ait bilgileri girerlerse işte öğrenciyim, yetişkinim, çalışanım gibi oradan bir yönlendirme yapıyor. Hani buranın kıstasları var mı? Her program için farklı kriterler var. Yani mesela az önce Avrupa Gönüllü Hizmeti için 18-30 yaş arası olmak lazım dedim. Ama gençlik çalışanlarının hareketliliği diye başka bir programımız var. Onda yaş kriteri yok mesela. Sizin için uygun. Güldem yaşadım. Tamam bugün benim istedim. Evet yaşadım. Bu nasıl bir program peki? Bu da 2 günle maksimum 2 ay arasında bir gençlik çalışanı. Şöyle diyelim mesela, hep ben de John Aston'a örnek veriyorum. Benim, ben çünkü çok uzun süre Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde uzman olarak çalıştım ve hala da çok sevdiğim programlardan bir tanesidir. Onların derneğinde gençlik çalışanı olarak çalışan Murat diye bir abileri var. Boss veya işte mentorları var. Bu gençlik çalışanı. Yaşı belki 48 yaşında. Bu Murat Bey mesela şöyle bir şey düşünebilir. Almanya'da acaba bizim yaptığımız faaliyetleri yapan bir dernek var mı? Varsa bunlar nasıl yapıyorlar diye buradan uçağa binip gidip 3 hafta onlarla birlikte alanda çalışıp onların tecrübelerini yerinde gözlemleyip dönüp burada kendi derneğini aktarabilir. Bu gençlik çalışan hareketini kısa bir örnek mesela. Ben bir Floransa'da merak ediyorum o tabii konuyu. Tabii ki de. Mesela bir Floransa'da gideyim araştırayım diyorum. Tamam yani. O zaman katılırım ben. Az önce dediğim gibi yani herkese mutlaka amacına uygun bir fırsat sunuluyor ama mutlaka web sayfasına girip detaylı olarak, yani çok söylenen bir söz var bizim kültürümüzde, işte dede himmet demiş, o da oğul gayret demiş. Evet herkese himmet, yani bir şeyler verilecek bu web sayfasından ama bir gayret olması lazım. İşte Mineral gibi girip web sayfasını araştırıp bir şeyleri bulmak lazım, başvurmak lazım en azından. Piyangonun çıkmasını istiyoruz. En azından bir bilet alalım. Gerisi gelir umarım. Peki Türkiye Ulusal Ajansı bu koordinasyonu sağlıyor ama Erasmus'a gidecek olan öğrenciye aileye bir maddi külfet getirecek. Burs durumu nedir ya da hani maddi tarafın nasıldır işin? Bizim bütün programlarımızda mutlaka program katkısı oluyor. Erasmus, gönüllülük gibi programlarda hemen hemen öğrenciye hiçbir külfet yok. Belki yaşayanlara sormak daha iyi olabilir. Onlar nasıl yaşadılar? Evet, simge... ne oldu paralar? Bize zaten gitmeden önce belli bir miktarda hibe veriyorlardı. Ve onu gelene kadar da her ay yatırıyorlardı. Ve hani onun da zamanı zaten hiçbir zaman şaşmadı. Hani o konuda da bir sıkıntıları olmasın. Ve gelene kadar özel ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Evet, evet. Konaklamanın parasını da işte yiyecek, içecek her şeyi onun içinden veriyorduk. Ve bu anlamda mesela oraya gittiğiniz zaman yabancı bir ülkeye gittiğiniz için de konaklama, orada yaşama konusunda da size yardımcı olunuyor mu? Evet. Oraya gittiğimizde zaten buradan haberleştiğimiz bir mentorumuz vardı. O bizi böyle havaalanından alıp yurdumuza yerleştirene kadar işte oradaki işte postane nerede, hastane nerede, her türlü şeyi tanıtıyor, geziyor, evet, sizi öğretiyor. Mentorlarımız vardı. O yüzden de hani hiçbir sıkıntı yaşamadık o konuda. Sen de programın ilk bölümünde tam mentorluğa giriyordun. Orada başka bir şey yaptık.
şimdi mentorluk yapıyorsun. Şimdi yapmıyorum. Üniversitedeyken yapıyordum. Ben oradayken hani yaşadığım sıkıntıları biliyorum. Hani sıkıntı yaşamam ama nelerle karşılaşabileceğim. Mentor olmasaydı ben neler, hangi durumlarda olurdum diye. Buraya geldikten sonra da üniversitemizin Erasmus Öğrenci Topluluğu'nda mentor olarak çalışmaya başladım. Sonra da işte gelen öğrencilere kültürümüzü tanıttık, çeşitli gezilere, aktivitelere yönlendirdik. İşte yemeklerimizi tanıtıyoruz, dilimizi öğretiyoruz, her bu türlü şey. Bu programa katılmadan önce mesela Simge'nin bakışı dünyaya, dünya insanına, hayata, başka coğrafyalara farklıydı da sonrasında değişti mi? Tabii ki de. Nasıl değişti? Yani vizyon, farklı bir vizyon oluşuyor. Hani daha önce ben zaten Ankara'da doğup büyüdüm, işte okul falan hep aynı çevredeydi. Ama oraya gidince farklı insanlar, farklı bir çevre, farklı bir ortam ve hani çok değişik şeylerle karşılaşıyor insan. Orada mesela aldığımız eğitimler, hani bu hocalarıma öneriyorum mesela şunları uygulayabiliriz, mesela biz orada bunları yapmıştık gibi. Değişik şeylerle geliyor insan. Hikayeler de vardır belki, değil mi? Böyle hani ilginç hikayeler var mı? Geri dönüşler sizlere orada yaşanan. Mesela bir tanesini stüdyoya girmeden önce Marie ve Jonas'la konuştuk. Başka bir gönüllü arkadaş Ankara'da bir sene kalan Alice miydi ismi? Evet. Yani benim tanıdığımın geçen sene onun projesiyle geldi. Avrupa Gönüllüleri Hizmeti. Ve şu anda İtalya'ya dönmeden burada çalışıyor bir okulda, İngilizce öğretmen olarak. Burada yaşamaya karar verdi, kaldı. Mesela ben de İtalya'da Roma'ya bir toplantıya gittim de, İtalya'daki farklı derneklerden temsilciler geliyordu. Bir temsilcinin ismi Türkçe yani, sonra tanıştım. Orada gönüllü hizmette bulunan genç bir kızımız, ismi Gizem değil ama, gönüllü hizmetini bitirdikten sonra oradaki dernek profesyonel olarak çalışmayı teklif etmiş. Bütün çalışma izinlerini almışlar ve Roma'ya yerleşmiş. Roma'ya yerleştikten sonra hatta annesi de onun yanına gitmiş. Şu anda Roma'da çalışıyor. Bunun haricinde Türkiye'de İstanbul'da başka bir dernekte gönüllülük yapan Hollandalı bir genç arkadaşımız bitirdikten sonra dönmedi. Türkiye'de eğitmenlik yapıyor. Farklı derneklere eğitimler veriyor. O da zaman zaman bizim kurumumuzla birlikte de çalışıyoruz. Bunun gibi çok fazla olan, evlenen var. Benim arkadaşım, yani başka benim arkadaşım Dublin'de, İrlanda'da Erasmus staj hareketliliği için gitti. Yani içerisinde staj yaptı. Ondan sonra orada yerleşmiş. Arada sırada aile onun yanına gidiyor. Ya gönüllülere kaydın hiç değil mi? Evet. Gurbete gidiyor. Yani öyle. Şey gibi oldu sınırları. Yok olmuş gibi oluyor da. Evet, iyi. Benim de Polonya'da kalan arkadaşlarım oldu. Marini, peki Ankara dışında başka gördüğün şehirler var mı Türkiye'de? Yani daha önce konuştuk bir şey hakkında. Şey gibi oluyor. Başka bir ülkeye gidersin, ayrı yere görmek istiyorsun. Çünkü kim bilir bir daha oraya gidip gidebileceğini. Evet. Ama mesela ben İtalya'da kaldığım rağmen hiçbir zaman Floransa'ya gitmedim. Gitmedin mi? O zaman beraber gidelim ya. Tamam, beraber gidelim. İzmir'e bir yeter alalım mı? Belki bir yetişkin İşte varsa ben tabii oraya öyle gidelim zaten. Bir de bir şey de yapalım. Bir hizmet de. Peki Türkiye'de nereleri gördün? İstanbul'a gittin mi? İstanbul'a gittim ama yana söylediğin gibi ben Ankara'yı daha çok seviyorum. İşte tamam, evet, kesin biz beraber bir seyahat ediyoruz. Ben bir şey eklemek istedim. Yani artık genç insanlar en azından Facebook üzerinde, internet üzerinde her şeyi takip edebiliyorlar. Evet. Yani yurt dışına giderken çok zor, çok acı çekmeyeceğiz bence. Çünkü mesela ben buraya gelmeden önce İtalyanlarla burada yaşayan, İtalyanlarla konuştum. Ankara'da nasıl bir şehir, ne yaptın, bir konaklama imkanı var. Tabii. Yani rahat bir şey bulabilirsin. Dünya küçüldü gitgide. Sosyal medyada her anlamda büyük kolaylıklar bizim sağlıyor. Bizim sözümüz de vardır Ankaralıların. Dünya küçük, Ankara daha küçük deriz. Yani hep böyle karşılaştığımızda böyle yorarız. Hep bir yerlerde bir şekilde karşılaşırız. Bundan sonra zaten bizler de varız. Bize de yönlendirebilirsin. Biz de gönüllü olduk. Biz de onlara her türlü yardımda, destekte bulunuruz. Tuğçe, senin Avrupa Gönüllü Hizmeti...
Avrupa farkındalığı evet. üzerine bunu çok konuşmadık. Şimdi orada bir haftan nasıl geçiyor? Senin kaç gününü alıyor bu huzur evinde yaşlılarla geçirdiğin mesai? Yani kaç saatinde? Onun dışında projede, neler yapıyorsun? Hafta içi her gün ayrı projeye katılıyorduk. Yani bir gün yaşlı huzur evine gidiyorsak ertesi gün çevre bilinci kapsamında işte doğa yürüyüşleri yapıyorduk. Ondan sonra okulların bakım onarımına katılıyorduk. Bu şekilde oluyordu. Değişik değişik aktiviteler. Ama bir iki ay mı mesela? Gidip iki ay kalıyorsun ve farklı aktivitelerde bulunuyorsun. Evet, evet. Mesela Avrupa Haftası diye Eurovik Haftası vardı. Orada Polonya'nın çeşitli bölgelerinden gelen gençler vardı ve bizler onları kendi ülkemizi tanıtma fırsatı bulduk. En keyiflisi oydu bence. Bilmiyorlar mıydı Türkiye'yi? Biliyorlardı ama Türkiye hakkında sorular soruyorlardı işte. En çok bana hani Türkiye'de futbol nasıl, sanat nasıl o şekilde. Futbol ve sanat mı soruluyor? Evet, en çok futbol. Erkek çocukları futbol soruyordu. O şekilde. Mari'nin bir Türkler aynı yapıyorlar. Hangi hemen Galatasaray'dan ve Galatasaray'ın başarılarından bahsetseydin. Tabii. Hepsinden. Özlem Hanım, siz bir şey mi diyecektiniz biraz önce? Evet. Aslına bakarsanız bu anılar hepsi çok güzel ama Türkiye Ulusal Ajansı'nın bizim insanlarımıza sağladığı en güzel fayda, biliyorsunuz yurt dışına gitmek belli bir maliyet gerektiriyor. Hı-hı. Belli bir bütçe gerektiriyor. İşte o bütçeyi sağladığı için hani mesela Ardahan'ın bir köyünde hiç köyünden dışarı Ardahan'a dahi gitmemiş çocuklar bir okul eğitimi projesiyle yurt dışına işte Paris'i görebiliyorlar. Hani normal şartlarda bu çok zor bir şey ama işte en büyük avantajı bunu sağlamış olması. Bu hangi program kişilere. Oluyor? Bu okul eğitimi programı. Yani ben bunu sadece örnek verdim ama hepsinde bu var. İşte Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde var, Erasmus'ta var. Diğer peki, mesleki eğitim programlarında var. Oralara ulaşabiliyor musunuz Özlem Hanım? Yani hani tabii ki. Ardahan'a ulaşmak. Tabii ki. Yani Ardahan'a ulaşmak yani. Yani aslına bakarsanız oradaki hani yine okul eğitiminden örnek vereyim. Oradaki öğretmenin biraz daha şeyine bağlı bir şey bu. Bizden haberdar olmasına, bir proje yapmak istemesine, bize bir proje başvurusu yapmasına bağlı. Hani biraz da projesini düzgün ve düzenli olarak dizayn ederse neden olmasın? Öğrencileriyle birlikte oraya gidebiliyor. Çok peki güzel, Türkiye'deki örgütlenmeniz nasıl? Yani işte Yozgat'taki biri de gidip orada Türkiye Ulusal Ajansı'nın bir şubesi, herhangi bir örgütlenmesi var mı yoksa Türkiye direkt? Türkiye Ulusal Ajansı'nın yok ama bizim Eurodesk temas noktalarımız var. Web sitemizde hatta Eurodesk'in de ayrı bir web sitesi var. Orada temas noktalarının adresleri ve iletişim bilgileri var. Bize telefonla da ulaşabilirler, mail yoluyla da ulaşabilirler ya da hani illa yüz yüze bilgi almak istiyorlarsa temas noktalarına gidip bizim programlarımız hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu çok önemli çünkü nihayetinde biz dediğiniz gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için belki pek çok sosyal aktivite evet. söz konusu ve tanışma imkanlarımız var başka hı-hı. kültürlerle ama daha kısır bir noktada evet. olduğunuzda. Hatta dezavantajlı kesimlere birazcık daha öncelik veren bir program bu. Hani yeni dönemde belki bir önceki dönemdeki kadar vurgulanmıyor bu ama yine de işte bedensel dezavantajlar, ekonomik engeller, coğrafi engeller bunlar da göz önüne alınıyor. Tabii ki. Yine burada web sayfanızda insan kaynakları ve staj fırsatları diye bir bölüm var. Evet. Bunu biraz şimdi, açalım mı? Marini, evet. Yine bunun örneği de Marini. Bizde üniversite öğrencileri stajlarını yapabiliyorlar. Yani bizim ofislerimizde bize yardımcı olmak suretiyle öyle bir staj deneyimi kazanabiliyorlar. Marini Erasmus stajını bitirdikten sonra bize gelecek. Evet. İletişim koordinatörlüğünde staj yapacak. Bu stratejik ortaklıklarla da bağlantısı var mı? Yok. Onlarla stratejik Erasmus Plus'ın sonrasında bir alt programı. İsterseniz onda da çok biraz, kısa bir bilgi vereyim. Evet, evet, biraz bahsedelim. Stratejik ortak K1'i bireylerin öğrenme hareketli olarak özetlemiştik. Stratejik ortaklıklar birazcık daha detaylı ve birazcık daha profesyonel yaklaşım gerektiren proje tipleri diyebiliriz. O da 3 alt programa ayrılıyor ama genel olarak bir cümlede stratejik ortaklıkların amacını şöyle açıklayabiliriz. Avrupa'nın veya dünyanın farklı yerlerinde uygulanmış iyi uygulamaları, ortaya çıkartılmış iyi modülleri tekrar yeniden var etmek için çaba ve bütçe harcamayalım. Bunu oradaki ortaklarla farklı ülkelere yayabilelim. Dolayısıyla bilgi üzerine sonuç odaklı ortaklıklar kurarak bunun paylaşılması yoluna gidilen bir program stratejik ortaklıklar. Stratejik ortaklıklarda yine gençlik,
okul eğitimi, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, üniversite gibi farklı alanlarda stratejik ortaklıklar kurabiliyorsunuz. Burada şöyle bir artı nokta daha var. Stratejik ortaklıklara sadece kar amacı gütmeyen değil, kar amacı güden şirketler de başvuruda bulunabiliyor. Bu özel sektör için de güzel bir fırsat. Ve konu başlıklarına göre 90 bin euro ile 700 bin euro arasında hibeler alınabiliyor. Nedir bunun içeriği peki? Ne için veriliyor bu? Diyelim ki çok güncel bir konu, biraz acı bir konu ama diyelim ki madenlerdeki iş kazalarının azaltılması ile ilgili Almanya sanırım bu konuda çok iyi. Orada uygulanmış, başarılmış bir eğitim modülü var. Yani maden işçilerine, mühendislere, yöneticilere verilen. Türkiye'deki bu işle uygulanan meslek odaları, işletme sahipleri bir konsorsiyum kurarak veya farklı paydaşları da dahil edebilirler. Almanya'daki ilgili paydaşları da ortak olarak alarak bir proje konusu kuruyorlar. Bu projenin amacı şu olacak: Almanya'daki iyi uygulamanın Türkiye'ye de uyarlanması ve o tecrübenin buraya da yayılması şeklinde. Bunun için projenin içeriğine göre, süresine göre, başka ülkelerde ortak edilip edilmemesine göre 300 bin euro, 350 bin euro gibi hibe alınabiliyor. Avrupa Birliği şunu diyor: zaten daha önceden ortaya çıkan bu bilgi birikimi yine benim verdiğim hibeler ve destekle olmuştu. Bunu tekrar yaratmaya çalışmayın. Varsa bir yerde ufak modifikasyonlarla, ufak dokunmalarla yereli uyarlayarak adapte edin. Yani çok klasik bir söyleyiş. Amerika'yı tekrar tekrar keşfetmeyin. Zaten orada. Yani bunu stratejik ortaklıklarla yayalım. Amaç bu. K2'de de. Simge, pardon. Tekrar Polonya'ya gitme gibi bir plan var mı? Ben gitmeyi çok isterim. Yani gezmek için değil ama yani. Mesela daha önce kurduğum bağlantılar vasıtasıyla orada bir iş görüşmesi yapmak için falan filan. orada yaşamak güzel. Her şey yani çalışma ortamları çok güzel. Yani gidilebilir ama ne fazla birikim yapılabilir ne de buraya geldiğimizde hani yine sıfırdan başlanabilir yani bazı şeylere. Çünkü Türkiye şartlarında bazı şeyler kabul edilmiyor. Hani Türkiye'deki deneyim, oradaki. Evet. Bahsediyorsun. Burada neler yapıldığına bakıyor. Yarın bir gün mesela 3-4 sene sonra dönsem ben ama şurada şunu yapmıştım desem ama burada kabul edilmeyebilir. O yüzden temelli oraya gitmek lazım gidilecekse. Ama paha biçilmez anılarla dönüyorsun. Evet. Yani o valizde aslında pek çoğumuzun sahip olmak istediği ama sahip olmadığı anılar var yani. Bu hani tecrübe dediğimiz şey oluyor. Ama yine de tabii sinema televizyon sektörü hani bir yerlerden başlamak hani diğer sektörlere göre biraz daha zorlu bir sektör ama değil mi? Ama çok gençsin. Evet. Yani çok avantajlısın. Şimdi zaten bir prodüksiyon şirketinde video editörlüğü yapıyorum. Hani yine bir şeylere başladım o şekilde. Harikulade, çok güzel. Marine, Floransa'ya gitmeyi düşünüyor musun? Nasıl gitmezsin Floransa'ya? Gideceğiz. Gideriz. Tabii. Beraber değil mi? Tabii. Şimdi İbrahim Bey'le konuşacağız zaten biz. Beraber bir proje hemen. Evet. Haziran'da zaten tatiliz. Başlarız Temmuz ayı, Ağustos ayı değil mi bir şeyler? Yaparız evet, birlikte. Yani benim için belki biraz daha farklı. Çünkü ben burada bir şey yaparsam İtalya da tamamen kabul edilir. Ne güzel. Ama belki bunun farklı olduğu için. Peki önümüzdeki yıllar için bir hani stratejik şöyle de ileride de şunları yapacağız gibi bir plan program var mı burada? Şimdi şöyle zaten program kuralları Avrupa Komisyonu tarafından belirleniyor. Hani 7 yıllık bir dönem için bu kurallarla devam edeceğiz. Ama ondan sonrası için hani yeni ihtiyaçlara göre yeni programlar şekillendirilebilir. Mesela yazın projeler neler? Önünüzde böyle aklınızda var mı birkaç proje bize bahsedebileceğiniz? Şimdi yazın projeler, çünkü az önce söylediğim gibi birçok teknik detayı var. Her projenin başlama tarihine en az 3 ay içeriğine göre başvurulmuş olması lazım. Şu anda Mart döneminde başvurusunu yapan genç arkadaşlar, okullar veya farklı kurumlar yazın projelerini yapıyor olacaklar. Tamam, Kasım için yapılacak olan mesela. Dediğim gibi bu anlattığımız bütün projelerin farklı dönemlerde başvuruları var. Fakat bizim web sayfasında, yine az önce de söylemiştim, mutlaka genç arkadaşlar biraz evvel sitemizi de gösterdik, adresi verdik.
Orada çok sık yayınladığımız eğitimler var. Yurt dışında 3 ila 5 gün süren veya yurt içinde bizim verdiğimiz eğitimlere... Tekrar girdi hatta adresiniz evet, şu an tekrar. Oraya genç arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Yine yeme içme, konaklama, bütün yolculuk masraflarını biz karşılıyoruz. Hı-hı. Gibi yazın mesela. Bu eğitimler devam edecek. Bunlara girebilirler. Hı-hı. Ama belki şu uzun dönemli stratejiniz nedir diye sorulduğunda... Evet, programın kuralları belli ama ulusal ajans olarak biz... Az önce ulaşabiliyor musunuz dediniz. Evet. Gerçekten herkese ulaşmak için yeniden yapılandırdığımız bir iletişim stratejimiz var. Evet. Çünkü birazcık eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Ankara'da ODTÜ'de okuyan bir genç arkadaşımız bir şekilde yurt dışına gitme fırsatını yakalıyor. Ama bunu Balıkesir Üniversitesi'ne, işte Konya'daki Karaman Üniversitesi'ne veya Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'ne de eşit şartlarda götürmek programın ruhuna da uygun. Çünkü hı hı. program kurulurken, inşa edilirken Avrupa Birliği tarafından herkese eşit fırsat. Biraz askerlik hizmeti gibi sanki. Değil evet, mi? Evet. Yani hani o iki farklı kültürü tanımaları adına evet. yapılan ona benziyor. Çok çok güzel, çok harikulade. İbrahim Bey, Saydan. Özlem Hanım ve tüm konuklarımız elinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Hani iletişim hemen. Stratejimizden bahsetmiştik. İllerde bilgilendirme toplantılarımız oluyor. Web sitemizden takip ederlerse eğer kendi illerinde hangi zamandaysa. Onun dışında sosyal medyada çok aktifiz. Facebook ve Twitter'da özellikle zaman zaman kampanyalarımız oluyor. Sosyal medya kampanyalarımız. Takip ederlerse eğer hem bizim kurumdan duyurular hem de proje örneklerine ulaşabilirler. Bilgi sahibi olabilirler. Çok evet. teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Tekrar programı kapatırken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. We'll be right back.